Uyar Medya kanalına hoş geldiniz. Emeklilere son dakika haberlerini kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. TÜİD'den emekliler için yeni zam sistemi önerisi geldi. TÜFE sistemi bırakılsın, 6 aylık zamlar seyyanen yapılsın. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği hesaplamada yeni bir sistem önerdi. TÜİD Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi. Mevcut sistemde, SSK ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekliler için uygulanmakta olan TÜFE'ye endeksli bu sistemin beklentileri karşılamadığını söyleyen Ergün, şöyle konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenmiş 418 madde ve 895 çeşidi kapsayan enflasyon sepeti hesaplamaları, emeklinin yaşamakta olduğu ekonomik gerçekliklerin çok uzağındadır. Emekli ailesinin harcama kalıplarına uymamaktadır. Emekli, yaşı gereği değişen ihtiyaçlarını esas alan harcama kalıplarıyla oluşturulmuş, yeni bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Emekli aylıklarındaki 6'şar aylık artışların, gelir adaletini gözetecek şekilde seyyanen yapılmasını istiyoruz. Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar. Emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde ederken, yeni talepler de gündeme geliyor. Türkiye Emekliler Derneği, gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta %35 olan alt sınır aylık bağlama oranının %70'e yükseltilmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığı 1800 liraya kadar yükselebilecek. Peki yeni formülle birlikte en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? TÜİD Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarını 6 aylık enflasyon oranındaki yüzdelik zamların yerine seyyanen zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu. TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kalıyor. Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. 5510 sayılı kanunun 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmeli. Bunun yanında, emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 sayılı kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilsin. Mevcutta %35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak %70 olarak belirlensin. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı 1800 liraya kadar yükselir. Ek ödeme oranı ile ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini, çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor, oranın güncellenmesini bekliyoruz, sözleriyle anlatıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak, emekliler, maaşlarının %10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak, SSK ve Bağkurluların gelirinde 382 liraya varan artış olacak, 6375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek. Binlerce emeklinin gözü kulağı maaş hesaplama sisteminde. Eğer hesaplama sistemi değişirse emeklinin maaşı artacak. Emekliler maaşlarının hesaplanma sisteminin değişmesini istiyor. Şayet emekli maaşları emeklinin istediği gibi tek bir aylık üzerinden hesaplanırsa emeklinin maaşına aylık 300 lira zam gelecek. Türkiye Emekliler Derneği karma emekli aylığı hesaplama sisteminin değişmesini istiyor. Şu anki şartlar işe ilk giriş, orta ve en son bu üçünün ortalaması alınarak belirleniyor. Burada da önemli olan ilk hesaba göre %35 olan şu andaki taban ücret üzerinden biz %60 olmasını istiyoruz. %60 olursa ülkenin de kalkınma %100 olursa emekli 2000'den sonra emekli olan arkadaşlarımızın maaşlarına 300 lira yansıyacaktır. Emeklilerin istediği sistemse bütün dönemi kapsayacak ve kendi içinde eşitliği sağlayacak. Maaş belirleme oranları göze alınırsa, günümüzün koşullarına göre düzenlenirse emekli arkadaşlarımız da bu konuda rahat edeceklerdir. Kamu çalışanları adına yapılan toplu sözleşmesi hükümlerindeki zamlar aynı şekilde memur emeklilerine uygulanıyor. İşçi ve Bağkur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE artışları yansıtılıyor. Emekliler bunun da değişmesini istiyor. 30 lira olursa gene az ama gene hiç olmaz. Bu ne iyidir? Tam olmasın. Herkes ister tabii, olsun. İyi olur. Bence iyi olur yani. Emeklilerin
artık açlık sınırı içine iyice yerleştiği ve açlık sınırında, çünkü bu yüzdeli artışlar, bakın şimdi %5,69 eğer 1000 lira alıyorsanız 56 lira zam alacaksınız, 2000 lira alıyorsanız 100 küsür lira zam alacaksınız. Hı hı. Aradaki fark nasıl açılıyor görüyor musunuz? Yani 1000 lira 2000 lira alırken bu sefer burası 1050 lira alacak, burası 2100 lira alacak. Bu yüzdeli zamlarda gitgide bu fark açılıyor. Ve tabandan aylık alanın aleyhine işleyen ve demin dediğim gibi Uluslararası Çalışma Örgütü'nde tespitine göre gittikçe düşen ve felaket noktaya gelen emekli aylıkları var. Üstelik bir de yine değindiniz 2000 öncesi ve sonrası, şayet zaman kalırsa intibak yasasında da bir taşeron yasasında olduğu gibi düzenlemeye gidilir mi acaba diye sormak isterim size. Şimdi devam edelim. Önemli konu başlıkları var dedim emeklilerimizi ilgilendiren. Bunlardan birisi de bugüne kadar izleyicilerimizden de çok sık sorulan primleri yanlış hesaplanılan kişilerin emekli aylıklarının kesiliyor olmasıydı. Evet. Ama orada galiba emekli lehine bir düzenleme emekli var. Lehine, evet, dediğiniz gibi emekli lehine burada hakikaten sosyal güvenlik işlemleri, sigorta işlemleri yönetmeliğinde bir değişiklik yaptılar. Burada güzel bir bu kesilmeyi önleyecek bir düzenleme geldi. Eğer ve borç çıkartılmayı önleyecek bir düzenleme geldi. Eski çıkartılanlara da bu uygulanacak. Ve üç türlü bu eksikleri giderecekler. Bir, borçlanarak, eğer siz aylığınızın kesilmesini gerektiriyor. Geçmişte borçlanmanız gereken bir şey varsa, işte askerliğiniz varsa, kadınsanız doğum borçlanmanız varsa, yurt dışındaysanız yurt dışı borçlanması varsa, bunu size yatırttırarak yine aylığınızın devamını sağlayacaklar. Eğer sosyal güvenlik destek primi ödeyerek, bir yerde çalışıyorsanız, şimdi taşeronlar da maalesef işte emekleri kapı dışına koyuyorlar. Onu da konuşacağım. Burada sosyal güvenlik destek primi, bu sosyal güvenlik destek primi ilk defa işe yarayacak. Bu farklı, o primi kabul edecekler. Hı-hı. Yani o primi sanki normal primmiş gibi kabul edecekler bu düzenlemeye göre. Bir diğer de yine bir şeyle tamamlayamıyorsanız isteğe bağlı sigortayla size bu boşluğu tamamlatacaklar. Ve böylece aylık kesilmeden, bugün resmi gazetede yayınlandı, yine Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda güzel bir kararı var. Anayasa Mahkemesi bir bireysel başvuruda vatandaş işte borçlanma yapmış, hatta vefat eden eşi nedeniyle 9 güne tamamlamış borçlanma yapmış. Ama sonradan yani 10 gün eksik yaptı diye iptal etmişler, 10 gün eksik diye. Halbuki hatayı yapan kurum. Yani 10 günü, yani şimdi o aşağı yukarı bir 9 gün bir borçlanma yapmış. Onu ödeyen kişi 10 günü ödemez mi primini? Yani o 10 günü ödemedi diye Anayasa Mahkemesi diyor ki bu mülkiyet hakkında tecavüzdür. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hatası vardır. Dolayısıyla burada o kişinin aidat, o borçlanmayı yaptığı, geçmişe tespit edildiği tarihten geçerli aylığın tazminat olarak ödenmesi lazım diyor. Güzel. Yani bu düzenlemeyle de birleşen, bir de kamuda çalışan memur, biliyorsunuz kamuya çalışmaya başladığınız zaman aylığınız kesiliyor. Yani bir özel bir kanun var bu konuda. İşte taşeronlar için de eğer kamuya alınsalardı emekli aylıkları kesilecekti. Yani dolayısıyla burada emekli aylığı kesiliyordu. Ve emekli aylığı, mesela siz geçmişte çok böyle şöyle hatalar oldu. Bu yasayı bazı kurumlar uygulamadılar. Unuttular diyelim. Hı hı. Ve geçmişe yönelik aylıkları iptal edildi emeklilerimizin. Geçmişe yönelik de borç çıkartıldı. Şimdi bunu da bu düzenlemeyle bu da önlendi. Sadece o çalıştığınız süredeki aldığınız emekli aylığının iadesi gündeme geldi. Ve bu düzenlemeyle, yani emeklilerimiz biraz üzücü olmasa işte bir emekli aylıktan kesilmesinden, yani düşünün işte demin de 9 lira aylık alıyor ve birden bir gün geliyor ki emekli aylığı kesiliyor. Bunun önüne geçildi. Bu güzel bir düzenleme. Hı-hı. Bu açıdan bunu teşekkür etmek lazım. Evet. Adım adım sevindirici haberler geliyor. Umarız her konuda, özellikle İnşallah. De maaş artışları artık bir hakikaten büyük sıkıntı yaratmaya başladı. Emeklilerimiz çalışmak zorundalar. Umuyoruz o konuda da bir düzenlemeye gidilmesi hakikaten gerekiyor. Şimdi dünya bakın yani şu anda aktif yaşlılık gündemde dünyada. Tabii. Ve aktif yaşlılık endeksi. Siz diyor çalışacak, yani yaşlı çalışacak, emekli çalışacak diyor. Ve çalıştırmak için
Bu tespitler de bu doğrultuda. Evet, hepimizin dileği ortak. Taşeron yasasıyla beraber kimler için geçerli, kimler için değil konusu çok tartışıldı. Emekliler bu haktan yararlanabildi mi? Maalesef emekliler işte burada yani emeklileri sevmiyorlar herhalde. Bu maalesef emekliler, efendim yaşlılık ve mağlulluk aylığı alanlar kapsam dışında bırakıldı. Bırakın onu, eğer emekliliği ve bu yani doğmuşsa, yani onu hak etmişse, onlar da kapsam dışında. Öyle mi? Tabii. Bakın burada enteresan bir şey var. Yani emekli oldu. Tabii demek. Emekli ol diyor size. Hı-hı. Yani hesap edilir ve belli bir süreler var. Eğer hak kazanmışsanız emekliliğe, onlar da kapsam dışı. Onlar da kadroya alınmayacak. Yani şimdi bir kurumda taşeron işçi olarak çalışıyor. Evet. Ya kadroyu tercih edecek ya emekli olmayı tercih edecek. İkisi. Hayır, emekli. Ya emekli olmak zorunda. Emekli hak etmişse kadroya geçemiyor. Emekli olabilecek. Tabii sigortadan sadece. Yazı istiyor. Emekli olabilecek. Tabii sigortadan sadece. Yazı istiyor. Şimdi sigorta siz müracaat ederken sadece beyan alıyor. Aha. Ama eğer sizi aldıysa kadroya, diyor ki git sigortadan bana yazı getir. Eyvah. Diyor. O yazıya göre eğer siz işte sigortanın belli bir şey, belli bir süreler var. İşte belli bir tarihler var. O tarihlerde, o yaşlardaysanız diyor. Hı hı. Örneğin 23-5-98 öncesi işe girmişseniz ve kadınsanız, 44 yaşını doldurmuşsanız diyor. Siz diyor bu yazıyı muhakkak getirmek zorundasınız. Çünkü sizin emekliliğiniz dolmuştur diyor. Hı hı. Dolayısıyla o yazıyı getirmeden, yani o yazı nedir? Sigortadan emekli olabilir diyorsa sizi kadroya almıyor. Tüm arkadaşları kadroya almayacak. Evet, o taşeron çalışmaya olmayacak. Devam edecek. Mesela engelli nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar var. Bunların 6-8-2000 öncesi olanlar da aynı şekilde, onlardan da belge istiyor. Onlar da eğer bu süreyi dolmuşlarsa onlar da kadro dışı kalıyor. Hı hı. Bu engelli nedenle bir şey daha söylüyor. Bu vergi indirim mesela bizim kapıcıları, çalışan kapıcılarda vergi indirim biliyorsun, vergiden muaftırlar onlar. Onlar vergiden muaf olduğu için bu vergi indiri şeyden engelli nedeni vergi indiren yararlanamıyorlar maalesef. Bakın bir adaletsizlik bir yine burada, bunu da vurgulayalım burada. Burada önemli bir adaletsizlik kapıcılar açısından. Hı hı. Ve o şekilde hizmet sektöründe vergi muafiyeti olan çalışanlar açısından. Şimdi bunlar da alınmıyor. Şimdi burada şu anda emeklilerimizin yaşadığı bir mağduriyet oldu. Bir kere işlerine son verilecek. Eyvah. Şimdi işlerine son verilecek ve bununla beraber tabii taşeron firmayla karşı karşıya kalacaklar. Ancak 6552 sayılı bir yasa var. 2014'te çıkmıştı. Kıdem tazminatlarından kamuda sorumlu. Hı hı. Yani dolayısıyla bunların kıdem tazminatı. Yani dolayısıyla bunların kıdem tazminatlarını kamudan da alma olanakları var. Çünkü emekli olarak çalışsanız da eğer işinize son veriliyorsa kıdem tazminatı alma hakkınız doğuyor. Bu nedenle bu çeşit arkadaşların kıdem tazminatları hakları zayi olmayacak. Gerçi şu anda bazı formlar imzalattırılıyor bazı, hı hı, şeylerde. Onlar da her türlü haklarından bazı. Feragat. Sayın Bakan bir açıklama yaptı. Umarız o ileride de düzenlenecektir ama bir hukukçu olarak ben okuduğum zaman her türlü haktan feragat anlamına gelen düzenlemeler var. Onun hakikaten düzeltilmesi lazım. Ama emeklilerimizin bir burada hakkı bir kıdem tazminatı olacaktır. İşlere son verildiği için o kıdem tazminatları garanti altında 6552 sayılı yasayla getiren düzenleme nedeniyle görüşündeyim. Tabii bunu önümüzdeki dönemde uygulama yaptıkça göreceğiz. Evet. Değerli izleyicilerimiz, arıyorsunuz ama stüdyoda açmak mümkün olmuyor. Lütfen kısa mesaj ya da WhatsApp mesajı yoluyla şayet sorularınızı bize ulaştırırsanız biz buradan Cafer Tufan Yazıcıoğlu'na iletebiliriz diyelim ve diğer konu başlığımıza geçelim. Bu da tüketici kanununda yapılan bir değişiklik. Aslında hakem heyetine başvurma primi konusunda biraz olumlu olan değerlendirmeler var ama limitin artırılması konusunda. Bir de küçük borçların, örneğin elektrik, su gibi borçların da artık icra yoluyla tahsilinin önü açılmış durumda. Nasıl bir tablo? Şimdi ilçe tüketim heyetine başvurma 4570 liraya geldi. İl 6840 lira oldu. Bunun altındaki şeyler. Borç limiti. Yani borç değil. Herhangi bir açacağınız dava buraya müracaatınız. Hı-hı. Şimdi eskiden Yargıtay bu limitlerin altındaki, eğer siz örneğin bir yere abonesiniz,
abone diyelim ki elektrik abonesi. Elektrik abonesiniz. Abone diyelim ki elektrik abonesi. Elektrik